Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1950 yılında da 10 Aralık gününü Dünya İnsan Hakları Günü olarak ilan etmiştir. Birçok yıkımın insanlık suçunun işlendiği 2. Dünya Savaşı bu bildirgenin hazırlanmasına etkili olmuştur. 30 maddeden oluşan bildirgenin 1. maddesinde bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar denilerek insanların sırf insan olması nedeniyle sahip oldukları hakları düzenler. Her ne kadar devletler bu kuralları kabul etmişlerse de yönetimi elinde bulunduran erkler ve dar oligarklar kendi menfaatleri için bu kuralları görmezden gelebilmektedir. Toplumun üzerine düşen ise devlete karşı bireyin bu kazanımlarını bilmek, hatırlamak, hatırlatmak ve devleti bu sınırlardan çıkmamaya zorlamak ile görevlerini yerine getirmesini sağlamaktır. Bugün bu amaçla burada toplanmakla tüm toplumu insan hakları etrafında kenetlenmeye, devleti bu kurallara uymaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. En temel insan hakkı olan yaşam hakkının korunmasında devletin pozitif yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak gerek faili meçhuller, 38 Dersim katliamı, Ankara Garı katliamı, Suruç katliamı, Roboski katliamlarından da anlaşılacağı üzere gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yaşam hakkı konusunda en fazla ihlal kararı verilen devletlerden biri olmasından anlaşılacağı üzere Türkiye'nin tarihi ve bugünü maalesef yaşam hakkı ihlalleriyle doludur. Bunun yanı sıra failler bilinçli bir şekilde bulunmamakta veya bulunup cezalandırılmamaktadır. Fiili ihlal, yargısal ihlal ile perçinlenmektedir. Yüzyıllardır devam eden bu cezasızlık politikası sonraki yaşam hakkı ihlallerinin zeminini ve nedenini oluşturmaktadır. Yayın politikalarıyla Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını elinden aldıkları gibi hak ihlallerini dile getiren demokratik kitle örgütlerini de aynı kayın politikalarıyla ele geçirmek istemektedirler. Türkiye hapishaneleri hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı mekanlardandır. Türkiye hapishanelerinde mahpuslar yaşamını yitirmeye devam etmekte, sevk ve sürgünler, işkence ve kötü muamele, tecrit ve izolasyon, infaz yakmalar, ailelerle görüş engelleri, haberleşme haklarının engellenmesi, haksız disiplin soruşturmaları gibi çok sayıda hak ihlali yaşanmaktadır. Başta İmralı Ada Hapishanesi'ne ve diğer siyasi mahpuslar üzerinde mutlak tecrit uygulanmaktadır. Tecrit buradan yayılarak bütün toplum üzerinde bir izolasyon yöntemi olarak bilinçli ve sistematik bir şekilde kullanılmaktadır. Hukuken keyfi, siyaseten tamamen bilinçli, sistematik ve sürekli bir şekilde verilen gösteri, yürüyüş ve etkinlik yasakları ile sokaklar söz söylemek isteyen insanlara kapatılmakta, toplum birbirinden izole edilmekte, sosyal medyada cadı avı yapılmaktadır. Tüm bunlar ve nice benzeri örnekleri tecridin bir hayalet gibi toplum üzerindeki gölgeleridir. Tecrid aynı zamanda Kürt sorununu daha da derinleştirmekte ve çözüm yolunu tıkamaktadır. Bu nedenle siyasi mahpuslar 27.11.2023 tarihinden itibaren tecridin kaldırılması ve Kürt sorunu demokratik ve barışçıl çözüm talebiyle açlık grevine başladıklarını duyurmuşlardır. Siyasal iktidarın insan hakları ihlallerine son vermesi ve Kürt halkı ile tüm toplum üzerindeki tecrübüne son vermesi için temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden yaşamın her alanında ihlalin nereden geldiğini ve kime karşı olduğuna bakmaksızın, hiçbir ayrım gözetmeden her zaman hak ihlallerinin karşısında durmaya devam edeceğiz.